Evet, seni dinliyorum Emre. Ama ne yapayım baba, o da bizi çok kızdırdı. Oğlum, her kızdığımız insanı dövecek miyiz? Söyler misin bana? Ama babacığım, bu kez Emre çok haklı. Yok canım, nedenmiş? Özge annemiz yok diye bizimle alay etti. Ne? Evet, senin haberin yok mu yani? Özge neden böyle bir şey yapsın ki? Tabii sen şimdi bize inanmazsın. Ne de olsa Simge Cici'nin kızı o. Senin de Cici kızın. Emre sabah Simge Cici düştü ya, onu anlattı okulda. Biz de güldük, eğlendik. O da sinirlenip anneniz yok, hiçbir zamanda geri dönmeyecek. Bu yüzden de benim annemi kıskanıyorsunuz siz dedi. Yağmur üzünce ben de dayanamadım, vurdum. Ama o da bana vurdu. Müdür tabii on değil, beni gördü. Suç benim üstüme kaldı. Ama Emreciğim, yine de şiddete başvurman çok kötü. Sizi ne kadar üzmüş olsa da bu çok yanlış. Ondan özür dilemeni istiyorum. Hiçbir zaman bunu isteme lütfen. Zaten moralim bozuk. Üzerime gelme baba. Oğlum, ne kadar üzüldüğünü benim kadar inan kimse anlayamaz. Siz annenizi, ben de her şeyden çok sevdiğim karımı kaybettim. Annenizi kaybetmek benim için öyle büyük bir acıydı ki. Dünyadaki hiçbir kadın annenizin yerini alamaz. İşte bu yüzden Özge'nin söyledikleri en az sizin kadar beni de üzdü. Ama ne olursa olsun onu affetmeyi başarmalısınız. O da bunu söylediğine çok pişman olmuştur eminim. Tabii. Biz onlarla hep iyi geçinmeliyiz. Çünkü sen günün birinde Simge Cici'yle evleneceksin. Bazen seni anlayamıyorum baba. Hem annemiz yerine hiçbir kadının alamayacağını söylüyorsun, hem de... Bazen kafanızın karıştığını biliyorum. Ama bunu sizin iyiliğiniz için istediğimi anlamalısınız. Hiç gerek yok baba. Biz böyle çok iyiyiz. Hem Nora var. Bakıyorum ben, Nora'yı herkesten ayrı tutuyorsunuz. Evet, bizim için çok özel biri o. Peki senin için baba? Nasıl yani? Yani Nana senin için de özel mi? Tabii, Nana çok özel bir kız. Çok tatlı. Size çok iyi bakıyor. Eğer bir gün annemizin yerini biri alacaksa bu Nana olmalı bence. Yani? Ben... siz nasıl konuşuyorsunuz bakalım bacak kadar boyunuzla? Ne kadar ayıp. Ama neden? Benim Nana böyle bir şey ister mi bakalım? Lütfen. Kalabalık olacak ya. Makmış misafirimiz gelmeden çocuklar yemeğini yesin dedi. Tamam. Hadi bakalım çocuklar, doğru aşağı. Hadi.